Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazar Gülbahar Okumuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Gülbahar Okumuş, evliyim. 4 çocuk annesiyim. Almanya'da yaşıyorum halen. Kaderini Sev kitabının yazarıyım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yazmak, kitap çıkarma serüveniniz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Biraz anlatır mısınız? Yazmak aslında okuma süreciyle başladı bende. Küçük yaştan beri günlükler tutmaya başladım. Ömer Seyfettinlerle, işte Dede Korkut hikayeleriyle başladı okumalarla. Sonra lise döneminde ufak çaplı bir iki dergi, gençlik dergilerine şiirlerimi gönderdiğimde birincilikler alınca üzerine düştüm. Uzun yıllar hep okuyarak ama kendi çapımda hiç profesyonel bir alanda bunu bu denemeyi yapmamıştım. Ta ki bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar. Sosyal medyanın da faydalarıyla sanırım gelişti. Bir yayın evinden teklif aldım. Onlar yazdığım, ben sosyal medyada günlük yazılar, güncel yazılar, deneme yazıları yazıyorum. İnsana, insanımıza, doğaya ya da hayata dair. Orada bir hikaye yazdığımı fark etti bir yayın evi sahibi. Ve teklif ettiler. Hiç yarışmaya sokmadan yayınlamak istediler. Kaderini Sev'in hikayesi de öyle başladı. İlk yazdığım Kaderini Sev, ilk yazdığım hikaye benim. Roman oldu, ilk de onun çıkışı nasip oldu. Ama ben sonraki süreçte kayıplarımız oldu, üzücü süreçler yaşayınca yazmayı bir süre bıraktım, 3-4 yıl kadar. Bundan 2 yıl önce tekrar ciddiye aldım. Yazmaya başladım. Sonra yayın evi araştırmalarını kendim yaptım. Nasıl yapabilirim? En iyi şekilde. Çünkü şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kitabın, bir hikayenin, filmin ya da öykünün. Onun önünün çok açık olması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra en azından şunu diyebilirim. Ben elimden geleni yaptım. Kaderini Sev de böylelikle Librum Yayıncılık'tan çıktı. Ocak ayında çıktı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yani Almanya'da yaşıyorsunuz. Türkiye'deki evet. Bir kitap eviyle, yayın eviyle anlaştınız. Evet. O da güzel. Evet. Harika. Neredesiniz Almanya'da? Almanya'da Rheinland-Pfalz eyaletinin Mainz şehri var. Evet. Oraya bağlı İngiltere'de yaşıyorum. Harika. Ama hep Türkiye'ye gidip geliyorsunuz. Bağlantılar. Evet, çok sık geliyorum. Hı-hı. Hatta uzun yıllar Almanya'da yaşadığım için Türkçemin ya da diksiyonumun düzgün olması hep böyle bir dikkat düzgün. Çekmişti. Hı-hı. Sağ olsunlar. Çünkü yayın evim de son okumada dürüstçe söylemişti. Almanya'dan bir yazar dendiğinde tabii, hani daha deforme muhakkak, olmuş bir tabii. Türkçe bekliyoruz Gramer diye. Gramer hataları bekliyorlardı. Evet. Gerçi yine de inanıyorum Türkçeyi orada yaşayarak çok da geliştirmek ya da iyi derecede tutmak zor. Ama şükürler olsun ki okumalar, kitap okumalar çok faydalı oluyor. Kesinlikle. Sanırım ben de kelime bundan... Kelime dağarcığı değil mi? Evet, gelişiyor. Çok faydası oluyor. Gramer kuralları, her şey son derece faydalı. Yazarlığa da tabii faydası var. Kesinlikle. Başlarda çok zor bir süreç oldu Kaderini Sev. Çünkü uzun yıllardır yazdığım bir hikayeydi. Hı-hı. Aslında Nükhet Duru'nun Sevda diye bir şarkısı var. Belki bilirsiniz eskilerden. Hep böyle yazdığım bir kadın, benim toplumdaki kadının yeriyle ilgili hep böyle irdelediğim birçok şey vardı. Sonra böyle denemeler tarzında birer sayfalık böyle yazılar atıyordum. Sonra o şarkıyı dinlediğimde Sevda karakteri böyle birdenbire kızıl saçlı, ete kemiğe bürünen bir kadına dönüştü. Sonra onun hikayesiyle, onun bakış açısıyla kaderi sorgulama. Kitabımın zaten adından da anlaşıldığı gibi Kaderini Sev. Size kader ilham verdi bu şarkı. Kesinlikle Nükhet Duru'nun Sevda şarkısı. O kadın etkiledi. Etkiledi ya da o hı. kadın o sürekli yazım hı. süresinde de hep o şarkıyı kullandım. O şarkı çaldıkça Sevda'nın boyu 1.65 oldu. Sevda'nın saçları kızıl oldu. İşte Mehmet daha olgun bir adam. İşte onunla sorgulamaları, psikoloji türüne o şekilde girdi o şarkıyla.
Şahane. Peki evet. Kitabınızın çıkışından sonra neler değişti? Süreç nasıl devam ediyor? Hayatınızda değişiklikler oldu mu? Yani yazar diye hitap ediyorlar. Buna henüz alışamadım. O hadsizliği de yapmak istemiyorum ama henüz bir kitapla. Ama şöyle diyebilirim, daha ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sosyal medyam biraz daha dikkat çekici oldu. Çevremdeki insanların eskiden bilirsiniz bizim toplumumuzda boş zamanlarımızda kitap okuruz. Maalesef. Gençlik dönemlerimizde şiir yazarız. Onu da okumuyorlar artık. Evet, bu anlamda örnek, küçük bir örnek olduğum için mutluyum. Çünkü artık bana bütün gece neden uyumadın dediklerinde ben hep şöyle derdim, yazdım ya da işte bir kitap bitirdim diye. O zaman böyle bir arkadaş çevresi, yani tanıdık çevre sanki böyle bir boş iş yapmış, tembellik yapmış gibi bakıyorlardı. Artık daha saygılı, daha anlaşlılar. Sonuçlandırdınız işinizi. Evet, evet. Çünkü artık gösterebileceğimiz ortada bir eser oluştu. Bir eser olunca insanlar da galiba birazcık daha ciddiye alıyorlar. Onun dışında şimdi bir kitap sahibi, bir yazar olunca tabii ki insanlar kaleminizin yazdığını ya da söylediğiniz kelimeleri birazcık daha dikkat ediyorlar. O zaman ben de diyorum ki kitap okumak, yazmak benim için çok önemli. Bir o kadar da okumak ama aynı zamanda da kendi toplumumuzun, bu alanda zayıf olan toplumumuza kitap okumanın boş zaman alışkanlığı olmadığını, aksine tamamen tabii hayatın içinde hayatımızın içinde olması gereken bir şey. Vakit ayırarak bunu yapmamız lazım. Bizi besliyor, donanım sahibi insan yapıyor. Kesinlikle. Peki kitabınızı bir görelim. Şöyle ekranda biraz da daha detaylı anlatır mısınız? Kapağı tabii da ki enteresan. Çok çok sevinirim. Kaderini Sev kitabımız Librum Yayıncılık'tan çıktı. Editörüm Ayfer'e de çok çok teşekkür ediyorum bu yolculukta bana eşlik ettiği için. Bir roman. Psikoloji türünde çıktı. Sevdanın hikayesi, bir kadın hikayesi. Galiba o yüzden sosyolojiye ve psikolojiye oldum olsa hep merakım oldu. Henüz bitiremedim sosyoloji üniversitesini ama bu süreçte onu da yeniden başladım. Bitireceğim inşallah. Sevdanın bir kadın hikayesi. Bugüne kadar benim gözlemlediğim toplumumuzda ki ben de Kürt kökenli böyle törelerine bağlı bir aile yapısından geliyorum. Çevremde hep kadınlara ya da genç kızlara, çocuklarımıza şöyle derler. Hayatın içinde kötü ya da yanlış karakterlerle karşılaştıklarında bu kader, yani anne ya da işte eş, yani boyun eğ derler. Bu beni hep rahatsız ederdi. Sevdanın hikayesi de buradan gelişti. Sevdanın topluma karşı bir duruşu var. Ne yaşarsa yaşasın. Reddettiği o kültürel ya da inançlara yükledikleri kötü ya da yanlış insan profillerini oluşturduğu toplumu reddediyor Sevda. Burada da kaderi sorguluyor. Çünkü hayatı boyunca yaşadığı annesi ve abisi tarafından yaşadığı psikolojik manipülasyonlara ya da şiddete karşı sesini ne zaman yükseltse, kurtarılmayı beklese Sevda, ona hep şöyle demişler. Kader, anne. Maalesef. Yani bir anne ne kadar kötü olabilir ki demişler. Ve Sevda aşkla tanıştığında, hayatının en sonuna geldim dediği bir dönemde aşkla tanıştığında, çok tuhaftır, sosyolog ya da psikolog ya da uzman bir akademisyen de ona diyor ki kaderini sev. İşte orada hikaye başlıyor. Neden? Neden herkes bu kaderi sahiplenmemizi ya da sevmemiz gerektiğini. Öyle bir sorgulama hikayesi. Benim de, bana da sürpriz oldu. Çünkü yazarken, yazmak öyle bir şey galiba. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bir hikayede bir şey yaşatmak istiyorsun ama onun ömrü yoksa o hikaye kendi kendini götürüyor. Sevdanın hikayesi de böyle oldu. Umarım okuyucular, geri dönüşümlerden bazıları çok onur verici oluyor. Bu o sizin duyguyu. Hikayeniz mi yoksa tanıdığınız birinin hikayesi mi, kurgu mu? Bu soruyu okuyucu yorumlarında çok alıyorum. Kardeşime şöyle bir şey dedim bir gece espri yaptığında bana. Ben sabahlara kadar yıllarca, aylarca ki finali yazarken çocuklarım sağ olsunlar, eşim ve çocuklarım çok destek oldular bu konuda.
ağladığımı biliyorum bazı bölümlerinde, karakterin içine girdiğimde. Hayır, Sevda benim hikayem değil. Ama insanlarımız sanki şey bakıyorlar olaya. Bir kadın, hani hayatımı yazsam roman olurdu. Bir toplumumuzda böyle bir deyim vardır ya. Bunu bekliyor galiba. Bir kadın çıkıp bir kitap yazdıysa tamam hayatını yazmıştır, roman olmuştur diye. Hayır, Sevda birçok kadının hikayesi. Yani bizim özellikle toplumumuzda diye değil, bütün dünyanın, yani her yerinde bir kadının yaşayabileceği travmaları yaşamış, şiddete maruz kalmış, bir çocukluk geçirmiş ve ama sadece ben değişik bir karakter yaratmak istedim. Hani toplumumuzun alıştığı gibi mağdur olan bir kadın ve kurtarıcısı bir kahraman, hayır. Benim karakterim Sevda çok güçlü, ayakları üzerinde duran, yaşadığı her şeyi sorgulayan bir karakter. Benim hikayem değil ama hepimizin hikayesi. Ben öyle diyorum. Neyse. Sevda sizin, benim, bütün kadınların. Bütün kadınların hikayesi. Çok güzel. Yani evrensel bir şey, dünyanın her yerinden her bir kadın yerinde olabilir yani. Evet, bu. Çünkü zaten toplum o yüzden onun gücü karşısında yani inanamıyor Sevda'nın yaşadıklarına. Ama o da diyor ki hayır, ben kaderi yaşamadım, bu bir kader değil diyor. Güçlü olmak ya da bugün kadınlarımızın güçlü ya da belli bir saygınlığa sahip olması onların geçmişinde yaşadığı travmaları yok saymamızı gerektirmiyor. Tabii, Sevda'nın kesinlikle. Hikayesi de böyle. Ben öyle diyorum, bütün kadınların hikayesi. Ne güzel. Hepimizden bir parça. Yeni kitap projesi var mı? Varsa detayları biraz paylaşır mısınız? Evet, bu kitabıma haksızlık etmek istemiyorum ama hazırda taslak halinde bitmiş. Biraz daha üzerinde çalışmam gereken bir asıl ilk kitap olarak çıkarmak istediğim bir kitaptı. Çünkü buna okuyucular birazcık daha kadın hikayesi olarak baktılar. Daha çok kadınların ve gençlerin ilgisini çekti. Ama ikinci hikayem, adını zikredemeyeceğim çünkü o isimde birkaç kitap çıkınca ismi maalesef kullanamayacağım. Kullanmak istemedim ama şöyle diyebilirim, 100 yıl sonrasında Türkiye'de geçen bir hikaye, yine bir aşk hikayesiyle başlayan ama savaşa eğer becerebilirsem sosyolojik bir bakış açısıyla savaşın yaşamak ya da ölmek olmadığını, aslında savaşın çok başka bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığım bir hikaye. O bitti, o yayınlanacak. Hayırlı eğer olsun nasip inşallah olursa, en kısa zamanda o da evet, okurlarla buluşur. Fuarlar sürecine inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Harikasınız. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum benim için de. Sağ olun, sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bu kitap üzerinden şunu söyleyebilirim. Bir arkadaşım okuduğumda kendimle ilgili çok şey keşfetmiştim dedi. Umarım Sevda'nın sorgulamaları okuyan tüm kadınlarımıza ya da erkeklerimize sorularına cevap bulur diyorum. Ve gerçekten gençlerimizin, kadınlarımızın günde en az bir 15-20 dakika ayırıp ya da akşam uykudan önce Tabii. birkaç sayfa kitap okumasını Kesinlikle. İstiyorum. Harika bir tavsiyeydi. Teşekkür Ülkemizde ederim. Kitap okuma oranında yükselmesini diliyoruz bu vesileyle. Ben de kesinlikle. Son derece önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz yazar Gülbahar Okumuş'tu. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür mersi. Ediyorum beni ağırladığınız Sağ için. Sağ olun, çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.